Merhaba değerli dostlar, ben Güneş Tan. Umarım çok iyisinizdir. Türkiye'miz gerçekten çok iyiye gidiyor. Bakın şu anda an itibariyle iyileşen vaka sayısı, iyileşen insan sayısı 25.000. Vaka sayımız hatırladığım kadarıyla 107.000. Yani 107.000'den 25.000'i çıkardığınız zaman 82.000 falan. Şu anda dünyada, sağlıkta gerçekten en iyisiyiz. Biz şu anda en iyisiyiz diyebilirim ama ben şuna değineceğim. Yani her şeyde muhalefet olunmaz. Her şeye karşı çıkılmaz. İyi yapılan şeye de iyi diyeceksin. 3 hafta önce bir videoya denk geldim. Diyor ki bir milletvekili, partiyi söylemeye gerek yok. Diyor ki aynen şunu, şu parti, yani muhalefet diyor ki şu parti ne kadar iyi yaparsa yapsın biz onun karşısında dururuz. Ben buna gerçekten şok oldum. Yani Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız ne kadar güzel çalışıyor. Tüm yetkililer, tüm sağlık çalışanları, ülkenin başındakiler çok güzel çalışıyorlar. Şu korona zamanı çok stres yönetimini çok iyi yaptıkları halde muhalefet nasıl olur da bunlara karşı çıkar? Bakın ben bu zamana kadar hiçbir zaman AKP'ye oy vermiş biri değilim ama gerçekten şaşırıyorum. Bu tarz böyle cevap, bu tarz yorum yapmalarına gerçekten şok oluyorum. Kafamı da karıştırıyor. Bu yapılan hastaneler, şu anda İstanbul'da açılan, ismini unuttuğum devasa böyle 2 binalı böyle muazzam bir hastane. Ya sadece şov, sizler muhalefet tarafı birazcık şov yapıyorsunuz, gösteriyorsunuz, böyle gösteriş içindesiniz. Yapmayın bunu. Sizlere oy attık ama sizlere bu zamana kadar oy attık. Evet, attım. Bu zamana kadar hiç AKP'ye de oy vermedim. Ama yani böyle de olmuyor be abi. Böyle her şey muhalefet olunmuyor. Şu anda bunun farkında olmalıyız. Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız çok iyi yönetiyor. Şu anda ironi yapıyorsam şerefsiz olayım. Çok iyi yönetiyor. Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız gerçekten açıklamalarıyla, pozitif mesajlarıyla bir de ürettik. Neydi o? Solunum cihazı ürettik. Bunun farkında mıyız? Kendi üretimimiz. Buna bile karşı çıkan insanlar var. Yok başkasının malı, yok yapamayız, yok yabancı. Bir sürü Türk şirket birleşti ve %100 bizim. Mayıs sonuna kadar da 5.000 üretilmesi bekleniyor ve her ay 5.000. Her ay 5.000. Biz sadece kendi ülkemize yardım etmiyoruz. Bakın ilk önce şu cümleye gireceğim. Biz sadece kendi ülkemize yardım etmiyoruz ki. 38 ülkeye yardım ettik. İspanya, İtalya, Amerika, İngiltere ve Balkan ülkeleri. Bunun farkında mıyız? Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bunun farkında olursak, bunu idrak edersek şu anda gerçekten iyi bir noktadayız. Ve söylenen de şu. Diğer süper güç neden Türkiye olmasın? Eğer sıkı bir, sağlam bir üretime geçersek zaten şu anda gerçekten iyiye gidiyoruz. Doların yüksekliğini çok da şu anda, en azından şu anda çok da ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü Amerika'da da dolar çok iyi durumda değil. Amerika'ya ambulans kapının önüne $1000 geliyor. Türkiye'de bedava abi. Sağlık bedava. Bazı YouTube. Bir de şuna çok sinir oluyorum. Amerika'ya gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Avrupa görmüş insanlar. Avrupa görmüş özenti insanlar, bazı insanlar daha 1. yılında gidiyor oraya, Türkiye'yi kötülüyor. Sen oraya gidiyorsun, Türkiye'yi kötülemek için mi gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gerçekten böyle yabancı ülkeye gidip kendi ülkesini kötüleyenlere çok şaşırıyorum. Çok şaşırıyorum, çok da üzülüyorum. Onlar komik değil, onlar gülünç. Gülünç. Ben şunu söylüyorum, Türkiye çok yakın zamanda ve önümüzdeki yıllarda muazzam bir yere gelecek. Çünkü bunu öngörmek çok da zor değil. Bakın yardım ettiğimiz 38 ülkeyle, en az 38 ülkeyle muazzam ticaret anlaşmaları kapıda. Muazzam ticaret anlaşmaları. İtalya'ya, İspanya'ya, o çok özendiğimiz hani bir yıl, 2 yıl önce girelim diye bazı yerlerimizi yırttığımız Avrupa ülkeleri var ya. Onlar İspanya'ya, İtalya'ya ve bazı ülkelere görmezden geldiler. Ama biz Türkiye, İspanya, İtalya, Balkan ülkelerine, en şaşırdığım İngiltere'ye, Amerika'ya. Hani Amerika diyordu ya, 5 dakikada vururuz, gireriz, silahlarıyla tehdit ediyorlardı ülkeleri. En büyük silah virüs oldu. Ne oldu? Güzel ülkem Türkiye'm yardım etti. Şunu söylemek istiyorum en sonda. Lütfen umudunuzu yitirmeyin. Kendi ülkenize sıkı sahip çıkın. Ne varsa kendi ülkemizde var. Ne varsa canını sevdiğim bayrağımızda var, insanlarımızda var, kendi kültürümüzde var. Ne varsa burada var. Birbirimize sımsıkı sarılalım dostlar. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Hemen yüklüyorum bunu. Çok güzel günler bizleri bekliyor. Öpüyorum sizleri.